Ükü TV ekranlarından mutlu günler değerli seyircilerimiz. Evet, yeni bir hayat tercihtir programıyla bugün de karşınızdayız. Malum ek kontenjanlar dönemi bugün ve yarın da tabii sizlerle birlikte saatler 11.10'u gösterdiğinde karşınızda olacağız. Ek kontenjanlar dönemine ilişkin arkadaşlarımıza buradan tavsiyelerde bulunacağız. Aslında ek kontenjan dönemi bu yıl için üniversiteli olma adına son şansınız olacak. Bunu avantaja dönüştürmek tabii ki mümkün. Üniversitelerin de sağladığı imkanlar, kolaylıklar, burs çeşitlilikleri var. Gerçekten bu avantajı çok iyi değerlendirmenizde fayda görüyoruz. Arkadaşlar, ek kontenjan döneminde neler yapmanız gerektiğini anlatacağız. Biraz bölüm ve nasıl doğru tercih yapabilirsiniz, bunun üzerinde duracağız. Çok değerli konuklarım var bugün bizde. Sorularınızı paylaşabilirsiniz. Tercihleri nasıl yapacağınıza dair, kontenjanları bunu, bu süreci özellikle nasıl avantaja dönüştürebileceğinize dair sorularınızı da bizlerle paylaşabilirsiniz. Nasıl yapıyoruz bunu? sabanozde@gmail.com'dan sorularınızı alacağız. Yine sabanozde Twitter adresinden ve Hayat Tercihtir Facebook sayfasından da sorularınızı bizimle ve kıymetli hocalarımızla paylaşabilirsiniz. Bugün değerli konuklarım var. Bugün Üsküdar Üniversitesi'nden kurucu rektörü Profesör Doktor Sayın Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız. Zaman zaman konuk alıyoruz. Sağ olsunlar, bizleri de kırmıyorlar. Bugün de öyle yaptılar. Ayaklarınıza sağlık hocam. Şerefler verdiniz. Biraz bu ek kontenjan döneminin avantajlarını dinleyeceğiz. Biraz üniversitenizi dinleyeceğiz. Öğrencilere sunacağınız imkanlar, ayrıcalıklar neler? Bunlar üzerinden biraz ilerleyelim istiyoruz. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Diğer bir hocam yine Üsküdar Üniversitesi'nden zaman zaman ekranlardan da tanıyorsunuz. Bizlerle birlikte olur. İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İzzet Bozkurt, iletişim üzerine de çalışmaları olan bizim hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizin söylemlerinizi de önemsiyoruz buradan arkadaşlara. İletişimin boyut değiştirdiğini, artık iletişim eğitiminin, gelenekselin gerçekten çok ötesine geçmesi gerektiğini her programda vurguladınız ve buna ilişkin de bir modeliniz var. Bu modelinizi sizden dinlemek isteriz. Ayaklarınıza sağlık, şerefler verdiniz. Ve tabii ki uzman psikolojik danışman Ecet Özeniş, rehber hocamız, tercih danışmanımız. Hocam siz de hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bu dönemlerde öğrenci arkadaşlarımın vazgeçilmez isimlerinden biri de sizsiniz. Hocam hoş geldiniz. Tüyoları bekliyoruz arkadaşlar. Önerilerinizi bekliyoruz. Doğru tercihin püf noktalarını sizlerden bekliyoruz. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Sorularınızı da bahsettiğim gibi girişlere Facebook, Twitter üzerinden, sosyal medyadan Nevzat hocama, İzzet hocama ve Ece hocama sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hocam sizinle ben başlamak istiyorum. Ece Hanım, takvime ilişkin bilgiyi birazdan sizden alacağım ama hocam, ek kontenjan dönemi gerçekten bence bir fırsat dönemi öğrencilere. Çünkü bazı öğrencilerin niyetleri, kaynakları ve motivasyonları olmayabiliyor. Bir yıl daha bunun için bazı zorluklarla da karşılaşabiliyor. Halbuki çok avantajları var. Biraz bu ek kontenjana ilişkin arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Bunu, bu dönemi nasıl sağlıklı bir şekilde avantaja dönüştürebilirler? Şimdi bu ek kontenjan ve yatay geçiş öğrencilere şu açıdan fırsat oluyor. Yani bu tüketici davranışında vardır. Yani bir bazı tüketiciler, imkanları kısıtlı olan tüketiciler özellikle kaliteli bir şey alabilmek için beklemeyi göze alabilirlerse, biraz da riski göze alabilirlerse, mesela mevsim sonu satışlarını beklerler. Yani öyle durumlarda aynı kalitedeki bir şeyi, alışverişi yapabilirler. Yani bu bunun gibi bir fırsat oluşur bu kişiler için. Belki biraz şey benzetme oluyor, hani bir eğitimle bir şeyi benzetme gibi düşünce, sonuçta bir şey var. Burada da bir hizmet tüketiliyor. Alınacak bir eğitim hizmeti var. Bunun karşılığında bu gençler bunu onlara en avantajlı nasıl alırlar diye düşünmeleri açısından. Şimdi eski alışkanlık şöyle: seneye bir daha girerim, seneye bir daha girerim tarzında, kazanıncaya kadar girerim tarzında. Fakat yok, şöyle bir uygulama getirdi. Böyle mükerrer girişleri önlemek için ek kontenjanlarıyla girişler imkanını verdi. Evet, yani evet. Aynı bir sene kaybetmesin gençler. İkincisi de yatay geçiş. Yani bu tercih edildiği alandan memnun değilse bir sene daha girmek yerine sevdiği alana yatay geçiş yapabilsin diye avantajlar getirdi. Bu aslında çok
gerçekçi bir yaklaşım, yani uygulanabilir bir yaklaşım. Bu fırsat tabii. Şimdi yani ek kontenjanda yani böyle bir avantaj nedeniyle kontenjan boş kalmasın diye üniversitelerde burada yani ciddi bir kolaylık sağlıyorlar. Burs oranlarını resmi olarak yükseltiyorlar, yükseltebiliyorlar. Bu da bir yani imkanı kısıtlı ama iyi istediği yere girmek isteyenler için bir fırsat haline dönüşüyor. Burada bu nedenle ek kontenjanı böyle aman ne lüzum var bir daha çalışayım girerim demek yerine ek kontenjanda %100 istediği alanları yazarak %100 yani ek kontenjanda da hani istemeden yazarsa yine girmeyecek. Bu sefer birçok puan kaybına sebep olacak. Yani kazandığı zaman tamam bu değiştirmeme artık gerek yok diyecek alanları yazarak rahat yazabilir. Yahut yatay geçiş işte özellikle ilk seneyi geçmiş öğrenciler için halen memnun değilse alanında şu an ciddi bir ek maddelerle kolaylıklar sağlandı. Yani yatay geçiş için de yani şu anda üniversitede olanlar başka bir üniversiteye, kendi üniversitenin kendi içerisinde bölümlere geçişler yapabiliyorlar. Yani bunlar hepsi birer fırsat sonuçta. Yani hayat şeydir, şansın bir tanımı vardır. Akılla fırsatın kesiştiği nokta diye. Evet. Yani şans, yani durduğu yerde gelmiyor insan. Yani başarıları da tesadüfe bağlamak doğru değil. Yani bu nedenle, yani insan başarılı olmak istiyorsa doğru yerde, doğru zamanda durmayı hedefleyecek. Bunu yaptığında işte önüne bir karar gelecek, tercih yapacak. Zaten hayat tercihtir. Evet. Bu da bir üniversite seçimi de bir tercihtir. Doğru tercih yapması. Yani ek kontenjan bu nedenle bütün üniversiteler bu konuda bir şey yaptı. Yani bütün imkanlarını sonuna kadar açtılar. Bu açtılar. Bu ek kontenjan bekleyenler için de önemli bir fırsat olarak duruyor. Yani kontenjan ciddi araştırmalarında fayda var gençlere. Evet, Nevzat hocamız ek kontenjan döneminin bir fırsat, bir şans olduğunu söyledi. Arkadaşlar bunu bence göz önünde bulundurmanızda fayda var. İzzet hocama döneceğim ama sorular sosyal medya üzerinden de sorular gelmeye başladı. Ece hocam iyi günler. Muhammed Akyıldız'ın bir sorusu var. Burs başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi burslar yardımcı olursanız belki burada üniversite olarak sunulan bursların ki 175'e varan oranlarda da burs çeşitliliğini görüyoruz. Biraz buradan bahsedebilir miyiz hocam? Bir de takvime ilişkin de bilgi verelim arkadaşlar isterseniz. Tercihler ne zaman başlayacak? Arkadaşlar ne zamana kadar bu işi halletmeleri gerekiyor? Buyurun. ÖSYM'nin şu ana kadar yaptığı resmi bir açıklama yok ama biz 15'inden itibaren bekliyoruz kılavuzla birlikte, kılavuzun açıklanmasıyla birlikte. Tarih 1-2 gün oynasa da önümüzdeki haftadan itibaren arkadaşlar da bunu takip etsinler. Ek kontenjan dönemi, tercih dönemi başlamış olacak. Tercihlerden sonra da bir 5 gün içinde zaten sonuçların açıklanmasını bekleyeceğiz. Öğrencileri ilk yerleştirmede de sürekli söylediğimiz bir şey var. Kılavuzu mutlaka çok iyi incelesinler. Çünkü ek kontenjanı öğrenciler ilk yerleştirmeden boş kalan kontenjanlara göre ve ilk yerleştirmede yerleşip de kayda olmamış öğrencilerin oluşturduğu boş kontenjanlara göre yapacaklar. İlk yerleştirmede şu anda 60 bine yakın bir kontenjan açığı var. Evet. Ama kayıtlar sonrasında da biz 100 bine yaklaşmasını bekliyoruz bu açığın. Bu da ciddi bir oran tabii ki. O yüzden kılavuzun çok iyi irdelenmesi gerekiyor. Burslarla da ilgili olarak Nevzat Hocam'ın da söylediği gibi vakıf üniversitelerin ek kontenjan dönemine ait farklı burs oranları oluyor. Öğrenciler çok çeşitli ve çok farklı burslardan yararlanabilir ek kontenjan döneminde. Bu da onlar için aslında çok iyi bir fırsat. Hem kontenjan açısından bir kere daha yerleşme şansını denemek açısından iyi bir fırsat. Hem de verilen burslarla ilgili iyi bir fırsat aslında. O yüzden çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor öğrencilerin bu dönemi. Bu tabii ki şey üzerinden yayınlanacak, kılavuz üzerinden arkadaşlar ilerleyecek, orada görecekler. Evet, evet. Buna nasıl ulaşacaklar? ÖSYM'nin adresinden www.osym.gov.tr adresinden bu kılavuza ulaşabilecekler. Kılavuz yine basılmayacak. Tercihler yine bireysel olarak yapacak. İlk yerleştirme döneminde bu seneye özgü olarak getirilmişti bu kural. Öğrenciler bireysel olarak yapacaklar. Bir değişiklikten daha bahsedelim. Bu sene ilk defa ek kontenjan döneminde yeni bölüm ya da programlar açmayacak üniversiteler. Var olan bölüm programlar üzerinden gidecekler. Bu da büyük bir değişiklik olarak karşımıza çıktı bu sene. Öğrenciler tercih yaparken puanı belli olmayan bazen avantaj olabiliyordu. Bunu bu kılavuzda görmeyecekler. Evet. Yeni bölümleri görmeyecekler. Yeni bölümleri görmemiş olacaklar. İzzet hocam,
Biraz sizi de dinlemek isterim. Ekotenjan bir fırsat dedik. İletişim Fakültesi üniversite olarak yeni medya ve iletişim bölümü, reklam tasarım ve iletişim bölümü, iletişim bilimleri ve medya gibi üç tane farklı isimleri de farklı. Normalde bildiğimiz iletişim fakülteleri bölümlerin dışında isimleri var. Biraz ekotenjanla ilişkin görüşlerinizi merak ederiz, almak isteriz. Biraz üniversitedesin, iletişim biraz tanıyabilir miyiz hocam? Teşekkür ederim. Gerçekten Nevzat hocamın da heyecanını da söylediği gibi bu dönem öğrenciler için son derece önemli bir fırsat. Geçmiş yıllarda öğrenciler çok geç kalıyorlardı. Bu neredeyse birinci vizelere kadar bu yerleştirmeler yapılıyordu. Hakikaten çok ciddi sorunlar oluyordu. Gene Ece Hanım'ın bahsettiği gibi özellikle pek çok yeni program, üniversiteler yetiştiremedikleri programlar ek kontenjanlara yetiştirmeye çalışıyorlardı. O da hem öğrencilerde böyle bir beklenti yaratıyordu. İşte yeni bölüm var, orayı tercih. Ama biraz öncesinde altını çizdiğiniz gibi bu bir taraftan da ciddi bir sorundu. Çünkü başlangıç puanı, giriş puanı, taban puanları belli olmadan öğrenciler için son şans olan bu yerleştirme çok büyük bir risk içermeye başlıyordu. Ve öğrenci yıl kaybedebiliyordu. Bu anlamda bu da önlenmiş oldu. Dolayısıyla öğrenciler için hakikaten çok önemli bir fırsat. Şimdi biz Üsküdar Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi yeni kuruldu. Evet. İki yıl önce kuruldu ve bu yıl ikinci kez öğrenci aldık. Elbette Türkiye'de çok güzide üniversitelerde çok fazla iletişim fakültesi var. İletişim öyle bir alan ki dünyada pek çok konudan hızlı etkilenen pek çok konuya da ciddi etkisi olan bir alan. Örneğin teknolojik gelişmeler iletişim alanını çok hızlı etkiliyor ama bu teknolojik gelişmeler iletişimin yapısını ve işlevini değiştirdiği gibi iletişimi kullanan pek çok alanda bundan dolayı hızlı değişiyor ki dünyada çok önemli teoriler var Soğuk Savaş'ın iletişimle bitirildiğine dair. Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel pek çok değişime etki ediyor iletişim. Şöyle çok hızlı bir, mesela bir tarihsel bir şey yaparsak, iletişimde temel olarak üç tane önemli evre görüyoruz. Biz şu anda üçüncü evredeyiz. Evet. Birinci evrede iletişimden beklenen uzmanlık, sözü söyleyecek birileri vardı. Bu bazen bir siyasi bir liderdi. Bazen bir şirket sahibiydi. Bazen bir kamu görevlisiydi. İletişimcinin oradaki görevi o söylenen sözü haber diline çevirmekti. Yani bunu nasıl söylerimdi? İletişimcinin işlevi ve misyonu ondan ibaretti. Çünkü bir tek gazeteler vardı. Belki o dönemde bir dönem radyoda vardı. Orada nasıl söyleyelim, insanlar nasıl bunu anlasını, iletişimcinin temel uzmanlık alanı buydu. Nasıl söyleyelim? 70'lerden sonra özellikle televizyonla beraber ve ekonominin büyümesiyle iki tane savaş geçmiş. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. İletişim başka bir boyuta geçiyor ve bu sefer de iletişimci artık yalnızca nasıl söyleyeyim değil, ya ne söylemeliyim de derdinde. Çünkü temsil ettiği şirkete, kuruma, siyasi lidere bir de o kitlelerle iletişim kuracak bir şeyler daha ek olarak yapmak zorunda. Doğru mesela, stratejik karar. Doğru. Stratejik bir takım söylemleri organize etmek zorunda. Yani nasıl söyleyeyim bu sefer ne söyleyeyim'e dönüyor. Şimdi geldiğimiz dönemde özellikle 2000'li yıllardan itibaren sosyal medya, dijital çağ, binlerce kanal, cep telefonları, akıllı televizyonlar, akıllı telefonlar falan, milyonlarca platform var. Şimdi iletişimcinin görevi ne yapmalıyım? Yani nasıl söyleyeyim, ne söyleyeyim de ne yapmalıma gelmiş durumda iletişimci. Şimdi iletişimci bulunduğu kurum içerisinde bir takım organizasyonlar yapmak, kurumun kendi vizyon ve misyonunu, kurumun kendi işleyişini sektöre anlatmak üzere ekstradan o söylemlerin dışında toplumlarla, hedef kitlelerle iletişim kurmanın dışında da ekstra organizasyonlar, etkinlikler yapmak zorunda. Dolayısıyla işlevsel de bir rol almış durumda. Şimdi bunu niye böyle geniş anlattım? Şundan dolayı anlattım. Biz devlet üniversitelerinde ve ilk kurulan vakıf üniversitelerinde iletişim fakülteleri benzer modellerle tekrar edildi. Sağ olsun Nevzat Hocam bize bu iletişim fakültesini kurarken kafamızdaki modeli bu güncel ve 2000'li yıllarda ülkenin ihtiyacı olan iletişime odaklı bir yapılanmayla kurma fırsatımız oldu. Çünkü hakikaten Türkiye'nin problemi iletişim. Hocam
çok sık televizyonlara çıkıyor. Toplumsal anlamda barışa ihtiyacımızın olduğu, birbirimizi anlamayan çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde hem bu anlamda çok ciddi birbirimize iletişime ihtiyacımız var. Hem de bu ülkenin inanın pek çok gelişmiş ülkeden çok fazla üretimi, çok fazla katma değeri, çok fazla endüstriyel gücü, çok fazla turizmi, çok fazla insani değeri, hele hele hiç kimsede olmayan tarihi kültürel değerleri var. Ve biz bugüne kadar bunları doğru iletişim stratejileriyle doğru dürüst anlatamadığımız için hep ne olduk? Hep pasif, hep dinleyici olduk. Ve birilerinin bizim için söylediklerine hep cevaplar veren, savunma yapan durumda, evet, pasif durumda kaldık. Yurt dışında okuyanlar bilir ve yıllarca işte Midnight Express'in savunmalarını yaptık biz orada. Çünkü bir propaganda filmi, Türkiye'yi karalamak üzere yapılan bir film yıllarca buna sebep oldu. Şimdi neden yeni bir iletişim fakültesi? İşte dünyanın geliştiği bu yapısal değişimi, teknolojinin gelişimini, dünyadaki siyasi blokların değişimini ve özellikle teknolojik olarak binlerce mecranın olduğu bir dönemde artık klasik iletişime, klasik iletişimcilere ihtiyaç yok. Sektörün de iletişimcilerden beklentisi değişti. İletişimcilerin de uzmanlıkları ve iletişimcinin de kendinden beklenen kariyerin uzmanlığı değişti. Dolayısıyla İletişim Fakültesi, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, ulusal ve uluslararası iletişimle ilgili bir problemi tanımlayan, buna çözümcül bir yaklaşımla kendini oluşturmuş bir fakültedir. İddia ediyorum ki dünyada son kurulan üniversitelerle yarışacak bir yapılanmaya sahiptir. Hı-hı. Ve çok iddialıdır Üsküdar Üniversitesi. Çünkü Üsküdar Üniversitesi yaptığı her şeyde zaten çoğu noktada ezber bozan işler, hı-hı, yapmıştır. Bu da onlardan bir tanesidir. Biz medya ve iletişim bölümümüz güncel elektronik gazetecilik ve yazılı basınla beraber televizyon gazeteciliğini birleştiren, radyo, televizyon, sinema, gazetecilik alanında uzmanları yetiştiren bir alan. Dediğim gibi güncel olarak. Hı-hı. İkinci alanımız yeni medya ve iletişim, tamamen sosyal medya, dijital dünyaya odaklanmış bir alan. Çok ciddi ihtiyaç var bu ülkede. Üçüncü alanımız da reklam tasarım ve iletişimi. Bu da tamamen ticari iletişimle odaklanmış bir şey. Dolayısıyla markalaşmak, pazarlama iletişimi, bir de mesela bunların üzerine son dönemde bir de yüksek lisans programı ekledik. Gene üniversitenin kendi öz değerlerine uygun olarak nöropazarlama diye bütün dünyada son derece gündemde olan bir alanı da Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bu yüksek lisans programında başlattı. İnanılmaz da bir başvurumuz, hı-hı, var. Buradan bütün o arkadaşlara da, ek kontenjanda bulunmak isteyen arkadaşlara da, hem böyle farklı vizyonda bir fakültede, hı-hı, hem de yüksek lisans yapmak isteyen ancak arayışta olan arkadaşlara süreyi biraz daha uzattığımız, yüksek lisansla uzattığımızın da buradan bilgisini vermek istiyorum. Hocam, birazdan eğitim içeriğini, arkadaşları nasıl bir modelin beklediğini, nasıl yetiştireceğinize ilişkin bilgileri dinlemek isteriz. Nevzat Hocam'dan devam etmek istiyorum. Dünyada bir aslında iletişim sorunu var. Hı. Türkiye'de de bu noktada. Peki hocam, siz bu iletişim sorununu çözebilecek, biraz da iletişim ilişkin görüşlerinizi merak ediyorum fakülte olarak. Çünkü tematik bir üniversite, aslında da güzel harmanladınız. Bir iletişim fakültesi oluşturdunuz. Bu sorunları çözebilecek profesyoneller, bu sorunları çözebilecek neferler, askerler yetiştirebilecek misiniz? Geleneksinin ötesine geçtiğini hocam bahsetti. Birçok bölümde de aslında üniversitenizde bu var. Bunu görüyoruz. Biraz buradan öğrencilere neler paylaşmak istersiniz? Biraz eğitim modelinize ilişkin de belki bilgi vermek istersiniz hocam. Buyurun. Tabii yani iş başarısında önemli üç bölüm var. Birinci bölümü kaliteli iş üretmek. İkinci bölümü kaliteli işi doğru şekilde, geri kalan bölümü kaliteli işi doğru şekilde anlatmaktır. Üçte ikisi. Üçte biri mal üretmektir, üretim yapmaktır. Üçte ikisi de bunu anlatmaktır. Bu anlatmak nasıl olacak? Şimdi bazı bakıyorsunuz mesela Karadeniz'de çok güzel silahlar üretiliyor. Mesela evet, biz de markada verebiliriz. Hacı Bekir lokumu dünyada eşi yok yani hakikaten. Hı-hı. Fakat bunu kaliteli üretildiği halde bunun tanıtımını iyi yapılamadığı için, bunun bütün dünyada servisini iyi yapamadığımız için dünya markası haline getiremiyoruz. Yani dünya markası olmanın altında yatan üçte ikisi
hedef kitleyle iletişim kurabilmektedir. İletişim sorunu. İletişim sorunudur. Hmm. Yani yapılan işin. Şimdi insan iyi bir iş yapıyor. Mesela iyi bir sağlık hizmeti veriyorsun. Evet. İyi öğrenci yetiştiriyorsun. Ama bunu anlatamadığınızda anlatmanın da iki ayağı vardır. Birinci ayağı, hocam o konuda epeyce kafa yoruyor. İkinci ayağı da bu yapılan kişinin adres defteri olur. Kendi network olur, ilişkileri olur. Onunla anlatmaktır işte biri. Yani bir insan kendi ilişkileriyle, kendi Twitter sayfasıyla, Facebook sayfasıyla tutun da ikili arkadaş ilişkileriyle yaptığı işi anlattığı zaman bu üçte bir yapılan işin tanıtımı oluyor. Çünkü en etkili tanıtım face to face denilen yüz yüze tanıtım, birebir tanıtımdır. Bunu o yapar. Üçüncü tanıtım da medya mecralarını kullanmaktır. Yeni sosyal medyanın yahut genel medyanın kullanmaktır. Sonuçta hepsi iletişime giriyor. Yani insan modernizmden sonra postmodernizm oldu. Postmodernizm, modernizmden farkı, modernizmde toplum odaklı, devlet odaklı bir sistem önemseniyordu. Postmodernizmde insan odaklı sistem önemseniyor. Hı hı. İnsan odaklı sistem önemsendiğinde de iletişim ön plana çıkıyor. İletişim, yani neden hükümetleri şimdi Habitat toplantısı yapıldı, hükümetleri sivil STK'lar, sivil toplum örgütler siyasetin ortağı katılımcısı olmalı deniyordu. Hı. Daha sonra siyasetin ortağı olmalı dendi. Yani ortak gibi sahip çıkarsa ancak halk, vatandaş siyasete, o zaman siyaset sağlıklı yürüyor. Bu da iletişimde olacak bir şey. Yani bu nedenle iletişim önemli ve iletişimde şimdi esas olan, yani iletişimde yapılan işin tanıtımının dışında yapılan işle işin içeriğini üretebilmek önemli. Yani hocam doğru onu içerik söylüyor. İçerik üretebilmek önemli. İçeriğin doğru içerik ürettiğiniz zaman, yani sizin iletişimle yaptığınız kişiye de aynı zamanda danışmanlık da yapmış oluyorsunuz. Hı-hı. Doğru içerik üretebilmeniz önemli ve en önemli bir şey de yetenek avcısı olabilmeniz önemli. Hı-hı. Yani orada doğru işi, doğru kişi, doğru zamanda yapabilecek yetenekli kişiler. Mesela bazı insanlar vardır, kendi yeteneğin farkında değildir. Yani aslında mesela deha bazı kişiler dahidir diye söylenir. Üstün zekalar okulları açılıyor. Evet. Bunlar yanlış uygulama. Çünkü her insanın içinde üstün zekalı olma potansiyeli vardır. Deha çıkışı yapmaya herkes müsaittir. Herkeste bir deha yatkınlığı vardır. Onu ortaya çıkarabilmek. Yani deha toplumun yüzde şu kadarında tarzındaki düşünmek yerine her insanın içerisindeki deha çıkışlarını, bu sosyal medyadaki küresel etkiler bu şekilde ortaya çıktı. Mesela ekonomik başarıyı daha önce sermaye birikimine bağlıyorlardı. Şimdi deha çıkışlarına bağlanıyor. Yani bunu yapabilmek, bu da tabii, yani iletişimin şu andaki geldiği nokta bu. Yani biz iletişimi üniversite olarak bunun için önemsiyoruz, iletişimi. Ama en önemli iletişim kişinin kendi iş dünyasıyla yaptığı iletişimdir. İkincisi yakın çevresiyle yaptığı iletişimdir. Üçüncüsü geniş çevreyle yaptığı iletişimdir. Kendi iş dünyasıyla, kendisiyle yüzleşemeyen, iletişim yapamayan bir kimse dışarıya da iyi iletişim yapamıyor. Yani kendini iyi ve güzel yapmaya çalışmayan bir kimse iyi bir iletişimci, yani iyi bir sosyal iletişim konusunda başarı göstereceğini söyleyemeyiz. Bu nedenle ilk iletişimimiz kendimiz olmalı. İlk mentörümüz kendimiz olmalı. Önce kendimizi düzelteceğiz, sonra dünyayı düzelteceğiz. Yani iletişimde benim iletişim bilimlerindeki ve psikiyatri bilimiyle insan davranışıyla ilgilenen, evet, bir üniversite olarak ve kendi mesleki alanım olarak, yani iletişimin bu çok, çok derece önemli olduğunu, yani kaliteli bir iş yapmak, yani bir ise iletişimle bu üçe çıkıyor, yapılan etki olarak, yani yaygın etki olarak üçe çıkıyor, bunu vurgulamak istedim. Evet hocam, psikolojiyi soran arkadaşlarımız da var. Hı. Buradan hemen bir hatırlatmayı yapalım. Yarın yine Saatler Omron'u gösterdiğinde bu bölümleri de, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu bölüm ve programlarında yine alanında çok değerli hocalarımızın katılımıyla birlikte ele alacağız. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra hemen hocam, psikoloji ilişkin ayrıntıyı almak isterim, geleceğine yönelik sorular var, psikoloji bölümünü tercih etmeli miyim diyen arkadaşlarımız var. Ece Hanım, Açık Öğretim Fakültesi
yani kazananlar böyle bir ek kontenjan sürecinden faydalanabiliyor mu gibi sorularda arkadaşlarımızın sıklıkla sorduğu sorular arasında neler söyleyebilirsiniz buna ilişkin? O da aslında önemli değişikliklerden biri son iki yıldır karşımıza çıkan. Daha önceki yıllarda açık öğretim kontenjansız programlar vardı ama yavaş yavaş son iki yıldan itibaren özellikle bu yıl kılavuzda gördük ki açık öğretimde kontenjansız pek bölüm kalmadı. Tüm bölümler kontenjanlı hale geçti. Ama yine de var olan kontenjansız bölümlere yerleşmişse öğrenciler ek kontenjanda ek kontenjanlara başvurma hakları var. Burada onu da hatırlatalım. Açık öğretimin kontenjansız bölümleri hariç bir de özel yetenek sınavıyla yerleşen öğrenciler tekrardan başvurabiliyorlar. Onun dışında ilk yerleştirmede tercihini yapmış ve yerleşen öğrenciler kayıt yaptırsalar da yaptırmasalar da ek kontenjanlara başvuramıyorlar. Bu kuralı da çok fazla soruyor aslında öğrenciler. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. İkinci bir nokta da lisans 4 ve 5 yıllık programlarda öğrenciler taban puanlarının oluştuğu taban puanının altında ve o taban puan aralığında tercih yapabilecekler. Üst tercih yapamayacaklar ilk yerleştirmelerde olduğu gibi. Ama ön lisansta bu kural yok. 2 yıllık ön lisans programlarını tercih ederken puanına bakılmaksızın tercihlerini oluşturabilecekler. Buna göre yapmaları gerekiyor. Evet, ek kontenjan döneminde sınavsız geçiş de yararlanabiliyor sınavsız arkadaşlar. Sınavsız geçiş de aynı şartlarda yararlanabilecekler tabii meslek lisesi öğrencileri. Teşekkür ediyorum. İzzet Hocam, sizinle devam etmek istiyorum. Yetenek dedi hocam. Doğru iletişim dedi. Doğru içerik üretilmesi ve bunun paylaşılması. Siz de zaman zaman bunu zaten vurguluyorsunuz. Biraz eğitim içeriğinden istiyorum hocam. Arkadaşları nasıl bir model bekliyor? Mesela size geldiklerinde onları nasıl yetiştireceksiniz? O yeteneklerini ortaya çıkartabilecek misiniz? Ve Türkiye'nin önemli mecralarına yerine yine vurguladığınız Türkiye'de marka problemi hocam da dikkat çekti. Bu marka sorununu aşabilecek mi yetiştirdiğiniz öğrenciler hocam? Teşekkür ederim. Umuyoruz. Bunun için de çaba gösteriyoruz. Elbette bir iletişimci mutlaka bir takım yetenekleri olan insan analiz yapabilmeli, gözlem yapabilmeli. Tabii bize seçimi yapıp geldikten sonra biz öğrencilerle karşılaşıyoruz. Öğrenci tercih ederken de aslında kendi yeteneğini bir de yapmaktan en çok hoşlandığı şeyi bir de hani sektörde neyle para kazanacağını, nasıl başarılı olacağını üst üste iyi düşünmeli ve bütün bunların entegrasyonundan bir karara varmalı. Şimdi tabii böyle iddialı söylemlerde bulunmak kolay fakülte olarak ama bunun bir de altını doldurmak gerekiyor. Şimdi hocam da bahsetti, ben de zaten hani iletişimin 3 dönemi var. Biz 3. dönemini yaşıyoruz. Şu anda ne yapmalıyım dönemi dediğim şey de tam da buydu zaten. Yani artık mesele mecralar, kanallar değil. Şimdi mesele bu milyonlarca platformda bize sunulan bu kadar altyapıya içerik üretmek, bir şey yapmak dediğimde zaten buydu. Şimdi iletişim öyle bir alan ki hakikaten çok kısa bir dönemde binlerce insanı etkileyebiliyorsunuz. Bakın sosyal medyayla yanlış bir bilgilenmeyle ya da geleneksel mecradan yanlış bir haberle, yanlış bir bilgilenmeyle bir sürü insan işsiz kalabiliyor. Bir sürü insan suçlu duruma düşebiliyor. Bir sürü insan hayatı kökünden etkileniyor. Özellikle medyaya karşı hassas konumda olan insanlar var. Yani yaşlılar, hastalar, çocuklar, bir sürü hassas durumda olan insanlar var. Dolayısıyla bu iş son derece önemli bir iş. Çünkü kitleleri etkileyebiliyorsunuz. Gerek ürününüz, gerek hizmetinizle. Dolayısıyla bir kere bu alanda içerik üretecek kişinin belirli bir seviyede üniversite bilgisine, bilgi düzeyine ulaşması gerekiyor. Yani entelektüel bir seviyeye ulaşması gerekiyor. Sokaktaki insandan daha farklı gözlemler, daha farklı sokaktaki insan derken sokaktaki insanları küçümsemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama bir profesyonel olarak, bir meslek sahibi yaklaşım ortaya koymak zorunda. Dolayısıyla biz şöyle bir model tasarladık. Bu model dünyada çok yaygın kullanılıyor. Bizim ülkemizde de bazı üniversiteler bunu kullanıyorlar. Eminim ki zaman içerisinde çeşitli üniversitelerde bizi izleyecekler ki izlemeye başladılar bile. Şimdi ilk iki yıl biz derslerimizi ortak bir havuzdan veriyoruz. Bu ilk iki yılki havuzdaki derslerimiz aslında bir üniversite öğrencisinin temel olarak sahip olması gereken bütün bilgi birikimi için şart koyulmuş
yapılmış. Bu öğrenci uygarlık tarihini, felsefeyi, psikolojiyi, sosyolojiyi, uluslararası ilişkileri, Türkçesini, kendi tarihini, kendi dilini çok iyi kullanmayı, çok iyi öğrenmek zorunda. İkinci iki yılda da meslekleri öğretiyoruz. Yani bu öğrenci eğer medya sektöründe çalışacaksa o medya sektörüyle ilgili bütün dersler, sektörle beraber tasarlanmış dersler. Eğer pazarlama iletişimi sektöründe çalışacaksa pazarlama ile ilgili reklamcılık, halk ilişkiler, kişisel satış, promosyon, fuarcılık tamamen uygulamanın içerisinde teknolojinin ona sunduğu şeylerle ve eğer sosyal medya dijital alanda çalışacaksa da hakeza 3. sınıftan itibaren bu uygulamaların içerisinde yer almış olacak. Şimdi bizim tabii iddialı olmamız yalnızca iletişim fakültesinin iddialı olmasıyla ilgili değil. Şimdi bakın Sayın Rektörümüzün liderliğinde bizim üniversitemizde çok farklı uygulamalarımız var. Bakın çoğu üniversitede yoktur bu. Belki hocam daha geniş de bahsedebilir. Bizim üniversitemizde proje kültürü bir dersimiz var. Şimdi nedir proje kültürü? Öğrenciyi düşüncesini girişimci bir ruhla projelendirebilecek bir seviyeye gelmesini sağlayacak, teşvik edecek bir donatıyı veriyor öğrenciye. Pozitif psikoloji diye bir dersimiz var. Zaten üniversitenin tematik yapısından dolayı mutlu olmayan insan başarılı olamaz. Yani temel esas mutlu olmaktır. Evinde, evet, işinde, okulunda, ailesinde başarı mutluluktan gelir. Mutluluğu öğretiyoruz üniversitede diye başka bir dersimiz var. İletişim becerileri. Biz bu yıl yaklaşık 40 tane iletişim becerileri dersi açtık. Bütün fakültedeki, bütün bölümlere, bütün üniversitedeki bölümlere. Niye? Çünkü diğer bölümlerde, mühendislikte, sağlıkta herkes iletişim biliminin önemini ve değerini anlamış durumda. Bir de üniversite kültürü diye bir dersimiz var. Bu derste de öğrenciler interdisipliner olarak farklı alanlardan beslensinler, bilgilensinler ve yalnızca kendi alanlarıyla ilgili kalmasınlar diye cuma günleri, perşembe günleri, evet, de bu derste. Şimdi bakın, bir şeyi iddialı ortaya koymak başka, bunu bir bütün olarak, bütün parçalarıyla, süreciyle planlamak ve işleyiş haline getirmek çok başka. Dolayısıyla bizim böyle iddialı bir yapıyı ortaya koyabilmemiz ancak üniversitemizin bize sunduğu bu bakış açısı, evet, bu vizyon ve bu altyapıyla şekillenebiliyor. Tabii İstanbul'un merkezindeyiz, bir şehir üniversitesiyiz. Medya sektörüyle, pazarlama sektörüyle, araştırma sektörüyle çok iç içeyiz. Çok genç bir üniversiteyiz, çok genç bir fakülteyiz. Fakültemiz üniversitemizden de genç ama iddialıyız. Biz öğrencilerimizle beraber, hiçbir şeyi tek başımıza yapacağız demiyoruz. Öğrencilerimizle beraber bu işe baş koyduk ve biz bunu başaracağız diyorum. Hocam, uygulama ve staj imkanlarını soranlar var. İletişim Fakültesi'nde tabii ki bu önemli. Stüdyolarınızın Hemen bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Yeni bir yerleşkemiz var. Üsküdar Çarşı yerleşkesi çok büyük bir yerleşkemiz. Bu yerleşkemizde stüdyolarımız var. Hatta yani onu da hemen çok bir cümle söyleyeyim. Üniversitemizin şu anda yaklaşık 5000-6000 tane hazır videosu var. 25 tane web sayfası yönetiyor üniversite. Dolayısıyla biz iletişim fakültesini bu yapıya entegre ettik mi belki de sağlık temalı bir web televizyonu bile yayın yapma şansımız var. Dolayısıyla teknik imkanlarımız çok fazla ama bizim öğrencilerimizin şöyle bir şansı var. İlk iki yıldan sonra uygulamalara başlayacakları için şu anda biz o altyapıları onlar için hazır hale getiriyoruz. Evet. Hocam, üniversite kültürü, pozitif psikoloji, iletişim becerileri aslında diğer üniversitelerde olmayan bir şeyler de yapıyorsunuz. Akademik başarıdan öte hayata dair de öğrencileri hazırlıyorsunuz. Bu İzzet Hocam'ın anlatımlarından ben bunu çıkarttım. Hayat koçluğu da yapıyorsunuz. Nasıl, yani hedeflediğiniz öğrenci profili ne hocam mezuniyet sonrası? Şimdi şu anda klasik eğitim, yani üniversitelerin eğitim verme kurumu olarak, meslek kazandırma kurumu olarak biliniyor. Aslında üniversitelerin görünen fonksiyonu ama esas fonksiyonu iyi insan yetiştirme fonksiyonu olması gerekir. Yani topluma faydalı insan. Şimdi biliyorsunuz şimdi bir bonsai diye bir madde çıktı. Evet hocam. Sentetik esrar. Yani bunu bir kimya mühendisi üretti 90'lı yıllarda. Hı hı. Kimya mühendisi üretti ve şu anda merdiven altında kimya mühendisleri bunu üretiyorlar ve satıyorlar. Şimdi bunlar üniversiteden yetişmiş kişiler. Yani iyi kimyacı olmak yetmiyor. Yani iyi kimyacı olmak yetmiyor, iyi insan da olması gerekiyor. Evet. Yani bu nedenle bunu biz üniversitede insan yetiştirirken insani değerleri de bu kimse içselleştirerek, yani iyi insan olmanın özellikleri,
dürüst olmak, sözünde durmak, insanları sevmek, yardımsever olmak, bencil olmamak, empatik olmak gibi bütün bu insani özellikleri de bu kişinin alması önemli. Bunu almadan yetişirse kimya mühendisi olur ama kokain üretir, sentetik esrar üretir, bonzai üretir. Bunun olmaması bu yanlış, hani filmlerde vardır ya, DNA'sıyla oynuyorlar, bir ortaya bir harika bir genetiği değiştirilmiş bir canlı yapıyorlar. Ondan sonra onu üreten hocayı, profesörü yok ediyor ilk başta. Bunun gibi yani bunlar gerçekleşme ihtimali var şu anda. Yani bu insanlığa en güzel hizmeti bilim sunarken en büyük riski de bilim taşıyor. Yani bunu onun için etik çok ön plana çıktı. Artık üniversitelerde de etik, yani teknik üniversitede bile etik ana bilim dalları açılmaya başladı. Etik, biyoetikten tutun da öğretiliyor. Bunun arka planda yatan, yani insanı anlamak, insanı tanımak ve insana uygun, insanın biyolojik doğasına, psikolojik doğasına uygun şeyler yapıp üretebilmek. Bunun için biz üniversite olarak, yani mesleğini öğrenirken bir kimse aynı zamanda yani ailesiyle, çevresiyle de barışık kimseler yetişmesini istiyoruz. Mesela geçen sene hocalarımızdan birisi söyledi. Öğrencilerden bir öğrencimiz, ailesi diyor ya sana İskoçya Üniversitesi gittin ne oldu? Sen bize daha saygılı davranıyorsun diye. Orada sana ne öğretiyorlar diye söylemiş. Yani biz yani alıp da öğrenci karşımıza geçip annene bana saygılı ol falan demiyoruz. Sadece yani bu derslerde mesela pozitif psikoloji dersinin içeriği nedir? Duygusal zeka eğitimi denebilen bir eğitim veriyor bu içerik olarak. Mutluluk bilimini öğretiyoruz. Yani mutluluk bilimini öğretiyoruz. Mutluluk biliminin de mesela 3 tane ana ayağı var. Pozitif pozitif psikoloji derken 3 ana ayağından birisi duygusal pozitiflik. Yani bir insanla yaklaşırken duygusal olarak pozitif ama zihinsel esneklik. Yani o insana pozitif davranıyorum diye her dediğin evet diyeceksin değil. Yerinde, zamanında zihinsel esneklik. Üçüncüsü de davranışsal kucaklayıcılık diyoruz. Yani bu üçünü bir arada götürebilmesi. Pozitif psikoloji dersinde bunu veriliyor. Bu dersi insan okuduğunda yani insanlarla pozitif ilişki kurabilmek ama kendi doğrularını koruyabilecek, kendi özellik duygusunu, otonomi duygusunu koruyarak ilişki kurabilecek ve aynı zamanda davranışsal olarak da herkesi kucaklayıcı yaklaşabilmek. Bunlar kendiliğinden öğrenilmiyor. Yani biz toplum, doğa, genetik olarak gelmiyor bunlar. Bunlar öğretilmesi gerekiyor. Ya bir insandan böyle davranmasını beklemedikçe kimse öyle beklemiyor. Bu nedenle bunlar öğretilmesi gerekiyor. Yani eğitim sistemimiz bu konuda muhakkak bir reforma ihtiyacı var. Evet. Eğitim sistemimizin. Yani bunun için üniversitelerde bunun eğitim sistemindeki bu eksikleri tamamlama açısından da hem zaten bunun sınırı da yok. Yani bazı kişiler lise döneminde bunu alır, bazıları üniversite döneminde evet. alır, bazıları ilkokul döneminde alır. Ama bunu konuda biz artık bilimsel sağlamlıkla sunmaya çalışıyoruz. Diğer proje kültürü dersinde şöyle, şimdi hayat proje. Evet. Yani bir insan proje algısını öğrenmesi gerekiyor. Proje, yani bir olaylara sebep-sonuç ilişkisini kurabilme, olaylar arasında önemli öncelik sıralaması yapabilme, olaylara iş programı, iş takvimi yapabilme, yani proje gibi bakabilme hayata ve kendisine. İnsanın zaman yönetimi çok önemli. Kendi zamanını yönetmesi, kendi psikolojik kaynaklarını yönetmesi, sosyal kaynaklarını yönetmesi, hepsi proje kültürünü alan bir kimse bunu yönetmeyi de öğrenmiş oluyor. Evet. Bir projeye başlayıp bitirdiği zaman ve lisans mezunu olan bir öğrenci bir projenin, bir TÜBİTAK Kalkınma Ajansı projesi gibi, ulusal ajans gibi projelerden birinin ne girmeden mezun olmasını istiyoruz. Maalesef bu mezuniyetler oluyor hocam, gözlemliyoruz. Yani, lisans eğitimi. Üniversite kültüründe de okulla evi arasında gelip giden, böyle at gözüyle giden öğrenci tipi var. Böyle öğrenci olmasın, küresel düşünsün öğrenci. Bir söyleminiz var hocam, biz yan gelip yatmak isteyen öğrencileri istemiyoruz. İstemiyoruz. Biraz çalışacak, biraz gayret edecek. Evet. Öğrenci olmak demek, farkında olmak demek değil mi evet. hocam? Bir takım şeylerin. Evet. Hocam süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Buradan arkadaşlara son hatırlatmayı daha doğrusu yapmak istiyorum. Hayat tercihtir, Facebook sayfası üzerinden sorular geliyor. Hepsini hocalarıma yöneltemiyorum ama gün içerisinde ve 15-19 arasında Ece Hocam ve ekibi sorularınızı
arkadaşlar cevap verecekler, yönlendirmenize, tercihiniz adına destek olacaklar. Kendileriyle de görüşme imkanınız olacak. Hocam son olarak son bir tur, iki dakikamız kaldı. Son uyarılık olarak neler söylemek istersiniz buradan arkadaşlara? Ne kılavuz diyelim. Kılavuz çıktıktan sonra çok iyi derlesinler ve Nezih Hocam da konuşmasını başında söyledi. İstemediği programları yazmasınlar. Evet, bir fırsat ama bir son şans değil. İşte yatay geçişler, çift anadal, yan dalanakları, onları mutlaka araştırsınlar. Çok farklı kapılar açılabilir önlerine. Ama yine de tercihlerini oluştururken 30 tane tercih yapma hakları var. İstemedikleri, sevemeyecekleri, yapamayacakları bölümleri tercih etmesinler. İzzet Hocam. Ben de tercihlerle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi gerçekten asıl önemli olan hocamın da söylediği gibi mutlu olmak. Evet. Okul her şey aslında araç. Dolayısıyla kendi yeteneklerini ve yapmaktan en çok hoşlandıkları alanları seçsinler. Bir de çok böyle çok klasik böyle bizim öğrenciliğimiz döneminde kalan o yerlerden ziyade çok yeni alanlar var, çok yeni programlar var. Hı hı. Dünyayı çok iyi okumaları lazım ve bu yeni alanlara da yönelmelerini tercih edelim. Evet hocam, son bitişi de sizinle. Son söz, yani gençler yani herkesle danışsınlar, aile büyükleriyle vesaire, ama en son kararı kendileri versinler ve ne istediklerini bilsinler ama. Yani çevre istiyor, toplum istiyor değil. Yani ömür boyu taşıyacakları bir karar veriyorlar. Bunu düşünerek versinler. Yani ve karar verdikten sonra, hani evlilikten önce söylüyoruz, evlendikten sonra gözünüzü dört açın, evlenmeden önce, evlendikten sonra yarım açın diyoruz. Şimdi mesleğe de girdikten sonra artık o muydu, bu muydu demesinler, evet. Yollarına devam etsinler. Teşekkür ederim hocam. Buradan Cengiz Demir'in de bir sorusu var. Hemen ona, tercih döneminde tercih yapmadım, ek kontenjanda başvurabilir miyim? Yapabilir. Evet, tabii. Yapabilir diyoruz. Profesör Doktor Nevza Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İzzet Bozkurt ve tercih danışmanı programımızın da partneri Ecet Özeniş. Hocam ayaklarınıza sağlık, şerefler verdiniz. Arkadaşlara önemli bilgi aktarımlarında bulundunuz. Evet değerli arkadaşlar, doğru tercih yapmanızı tavsiye ediyoruz. Doğru mesleği seçmenizi, doğru üniversiteyi seçmenizi. Yine önünüze zaman var. Üniversitelere gitmediyseniz gidip gezip görebilirsiniz arkadaşlar. Biraz internet üzerinden üniversitelere ilişkin araştırma, değerlendirme yapabilirsiniz. İlgili hocalarımızla görüşebilirsiniz diyelim. Yarın saatler 11.10'u gösterdiğinde farklı konu ve konuklarımla yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.